Merhaba, iyi günler. Gazeteci Murat Yetkin konuğum ve kendisiyle iç ve dış politikadaki sorunları konuşacağız. Murat, hoş geldin. Hoş bulduk Ruşen. Sen İstanbul'dan tekrar Ankara'ya yerleştin. İki günlüğüne geldin ve tam seni kaptık. Yerine gittik tekrar. Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim. O Yetkin Report blogun bayağı iyi gidiyor. Hakikaten teşekkür ederim. Senden duymak daha da iyi. Biz de zaten alıyoruz biliyorsun senin evet. Rızanla. Onu özellikle şundan söylüyorum, senin konumunda, benim konumumda deneyimli birçok gazeteci işinden oldu vesaire oldu. Ama büyük bir kısmı küstü, kenara çekildi ya da yapamayacağını düşündü. Az sayıda kişi kendi ayakları üzerinde durmaya çalışıyor ve bu anlamda gerçekten… Evet, belki benimki bir hani bilinçli tercih olarak ben hani artık o koşullarda daha fazla… yapamayacağımı düşünerek zaten kendime bir yol çizerek şey yaptım ve bağımsız çalışmaya başladım. Bundan da memnunum yani. Evet, yazıları çok etkili olduğunu bizdeki paylaşımlardan görüyoruz. Sen ayrıca doğrudan blogdaki şeylerden görüyorsundur. Biz senin yazıların hemen hemen hepsini paylaşıyoruz kısa bir özet halinde ve çok ilgi olduğunu görüyoruz. Teşekkür ederim. Bir de editörlük de yaptığın için, yazı işlerinde de olduğun için başlıkları falan da çok çekici. Yıllarca gazetelere manşet attık kendine. Evet. Yani işimiz oydu yani. Mesela en son attığın Erdoğan'a kötü haberler, Erdoğan'dan kötü haberler başlığı çok etkiliydi. Bu sabah ikimiz de erkenciyiz. Sen sabah erkenden yazdın. Ben erkenciyim, evet. Ben zaten hani gece de erken yatarım, sabah da erken kalkarım. Evet, Ateş Bacayı Sarınca, Davutoğlu ve arkadaşlarının disipline, kesin ihraç talebiyle disipline verilmesi üzerine ve başka unsurlar da vardı. Evet, yani bence Selahattin Demirtaş'a örneğin örgüt kuruculuğu ve işte örgüt üyeliğinden hani tahliye, öteki propaganda işinden mahkumiyet var, orada duruyor ama onun da gün sayısı az. Hani böyle bir şey var. Şimdi burada diyebilirsin ki ya yargı bağımsız, yargı öyle karar vermiş, tesadüftür. Olur, tesadüftür. Özellikle zor zamanlarda, toplumlarda tesadüflere çok şey yapmamak lazım. Çünkü baktığımızda 18 Eylül'de örneğin İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nde Demirtaş'ın durumu görüşülecek. Yani onun öncesinde belki de bakarsın bir duruşma daha yapılır, tamamen tahliyede olur. Bakarsın onun yerine bir başkası gözaltına alınır, bir şey olur. Yani çünkü ya da Selahattin Demirtaş tahliye edildikten sonra bir hafta sonra tekrar başka bir nedenden tutuklansa ne olacak? Bütün o yasal süreç yeniden başlayacak ama bu dava düşmüş olacak. Yani bunlar sıkışma işaretleridir. Böyle görüyorum ben. Peki. Keza bunun hani bir başka açıdan baktığımızda Ekrem İmamoğlu'nun işte Batman'daki düğüne giderken bir de Diyarbakır'a uğrayıp o arada da tesadüfen oradaki 3 görevden alınmış Halkların Demokratik Partisi başkanıyla görüşmesi, onlara Atatürk resmi armağan etmesi, onların onu kabul etmesi. Yani bunlar şu yakın zamana kadar, yerel seçim öncesine kadar akıldan geçebilecek şeyler değil. Bunlar oluyor. Yani bir hamle orada mesela Cumhuriyet Halk Partisi yapıyor, bir hamle burada Adalet Kalkınma Partisi yapıyor. Bir yandan Davutoğlu bastırıyor. Bir arkadaşımız bugün yazmıştı, yani Davutoğlu sesini yükselttikçe tepki topluyor, Babacan sessiz kaldıkça ilgi topluyor filan. Yani enteresan şeyler oluyor. Peki şu disipline verilme meselesine bakalım. İlginç, adlarıyla ortaya çıkan isimler Davutoğlu ve yanındaki eski milletvekili kesin ihraç talebiyle. Şimdi onların şöyle bir iddiası vardı biliyorsun. Babacan istifa etti partiden ama Davutoğlu sanki hala partide hak iddia eder gibi. Partiyi değiştirme iddiası, yeni parti kurmaktan ziyade öyle bir iddiası vardı sanki ve Erdoğan bu disipline sebeple bir an önce onun bu stratejisini artık geçersiz kılmış.
doğru ama burada hani iki tarafa da bakmak lazım. Şimdi özellikle muhalif partilerin çok hoşuna gidiyor Davutoğlu'nun öyle sarsıcı şeyleri ve Davutoğlu'nun sarsıcı adımlar attığı da doğru. Yani en son Konya mitinginde, yani ben Konya'da değildim ama gidenlerden ya da işte görenlerden edindiğimiz kadarıyla AK Parti'nin bugüne kadar yaptığı en zayıf Konya mitingi dediler. Burada tabii Davutoğlu'nun etkisi var. Davutoğlu'na orada hani biz nereli olduğuna değil, nerede durduğuna bakarız deyip ertesi gün bu adım attı. Yani bunlar tabii ilgi çekiyor. Ancak şimdi Davutoğlu'nun yayınladığı bir manifesto var daha önce, bir bildirge var. Şimdi bildirgenin hangi durumda yayınlanır? Yani siyasi anlamda da, ekonomide de bir bildirge yayınlayabilirsiniz. Bu artık benim tutumum bu. Ve ben artık eski tutumumda değilim demektir. Şimdi bu bildirgeyi yayınladıktan sonra zaten Davutoğlu'nun, Ali Babacan'ın yaptığı gibi ben çok artık buraya ait değilim demesi lazımdı. Yani bana göre yani bir çıkış yapıyorsanız, benim tutumum artık budur diyorsanız o tutumunda genel merkeze, şimdi partiden söz ettim, ya uymadığını söylüyorsanız o zaman artık hadi bana müsaade demenin yeri gelmişti bence. Peki kuracak herhalde artık değil mi partiyi? Şeyi kuracak. Bir takım şeyler var, spekülasyonlar var. İşte senin de kulağına gelmiştir, okumuşsundur. İşte Saadet Partisi ile birleşecek falan diye. Bilmiyoruz ama artık yolların ayrıldığı kesin. Yani yolların ayrıldığı açıkça görülüyor. Belki yeni istifalarda olacaktır. Yani öyle. Peki diğer parti için var. Ne diyorsun? Sen Ankara'da onları tam göbeğine düştün herhalde. Çünkü bütün kurmay heyet her ne kadar Abdullah Akgül burada yani, olsa da değil mi? Şimdi orada da evet Babacan çok sessiz ve derinden gidiyor. Organize gidiyor. Çok öne çıkmıyor. Benim gördüğüm, bildiğim, konuştuğum kadarıyla zaten böyle bir hat da izliyor. Yani hani kendini günlük hayhuydan arındırmış, pek de onlara bulaşmak istemiyor ve kendi stratejisi çerçevesinde çalışıyor. Böyle bir görünüm var. Şimdi bu başarılı yön. Öbür tarafta, yani başarısız demek istemiyorum da eksik kalan yön iki. Bir tanesi yani Davutoğlu'nun bir öz eleştiri vereceği falan yok. Davutoğlu ezelden ebede ne yaptıysa %100 doğrudur inancında olan birisi. Yani Suriye'ye, Türkiye'yi hani bu şekilde girmesinde birinci derecede pay sahibi Erdoğan'la beraber kişidir. Ama sanki hiç o yapmamış gibi. Her şeyi doğru yapıyor Davutoğlu. O yüzden yani iddiası o. O yüzden öyle bir şey yok. Ali Babacan'ın toplumdaki görüntüsü de farklı. Yani Adalet Kalkınma Partisi'nin ekonomi kurmayıyken, kaptanıyken dahi herkes onu bir ayrı bir yere koydu. Yani daha böyle nötr, daha teknokrat falan hani söylediğinin ağırlığı var. Bir de ekonomide işler fena gitmiyordu. Evet, böyle bir yere koydu. İşte Kemal Derviş'ten alınan programı sağ salim uyguladı, bir yere kadar getirdi falan. Yani dolayısıyla hani öyle bir görüntüsü var. Yine de bir hesaplaşmayı vermesi lazım bize. Bu bir. İkincisi, hani bizde bir atasözü vardır yani. Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağarmış diye. Kimse alınmasın, kimseyi şahsen burada hedef aldığım ya da kastettiğim yok. Fakat Adalet Kalkınma Partisi'nin kuruluş dönemindeki neredeyse aynı kadroların bir kısmının, yani şu anda Erdoğan'ın yanında hala kalan birkaç kişi dışında olanlarla yola çıktığınızda ve pek de üstüne başka isim eklemediğinizde ya da bilmiyoruz, belki de çok sürpriz isimler çıkacak. O zaman biraz soru işareti kalıyor. Yani ne kadar açılabilir gerçekten bu parti? Konu çünkü de... iddia şey, yani biz artık sadece muhafazakarlara, dindarlara hitap eden bir parti olmak istemiyoruz. Biz daha toplumun geniş kesimlerine, daha işte özgürlükçü falan olmak istiyoruz. Daha modernist olacağız çünkü Türkiye şehirleşiyor. Bunları dediğinizde bunlara uygun bir vitrin de
toplum bekler. O vitrinin olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Belki de oluyordur. Ama bu bile, bu söylediğim bile Babacan'ın susarak ilgi odağı olduğunu gösteriyor. Evet, orada tabii bir takım isimler telaffuz ediliyor ama isimlere baktığım zaman genellikle o isimler de başka kesimlerden olsa bile yeni isimler değil. Yani, örnek? Öyle çok, hatta birçoğu da reddediyor. Kim? Mesela Ertuğrul Günay'ın adı telaffuz edildi, yok dedi. Nesrin Nas'ın adı telaffuz edildi, o da yok dedi. Ben de mesela Ufuk Uras soldan, yani eğer Ufuk Uras'ı oraya koyup soldan oy bekliyorlarsa ya çok beklerler, öyle diyeyim yani. Hani Ufuk Bey'le de tanışırız, şey yaparız ama yani eğer hani Ufuk Uras varmış deyip solcuların Ali Babacan'ın partisine oy vereceğini bekliyorlarsa biraz beklerler yani. Peki senin bu en son bu sabahın köründe yazdığın yazıya gelecek olursak tekrar... Radikal değişiklik tabii orada Abdülkadir Selvi'ye bir gönderme. Abdülkadir Selvi radikal değişiklikler olabilir dedi. Bir süredir bu kabine değişikliği. Sen evet. Sorunu bitir ya, ben de çok gevezeyim. Evet, lütfen. Yani o meselede ne olabilir? Sen de diyorsun ki Berat Albayrak'ın değişmediği bir kabine hiçbir şey radikal olamaz. Bunu aslında ben de yani ben katılıyorum ama bunu ben demiyorum. Bunu gerçekten hem içerideki siyasetle uğraşan herkes... Yani siyasetle biraz uğraşan herkes, hem de dışarıda Türkiye'ye yani şu ekonomi durgunken bize geniş imkanlar olabilir deyip buraya gelmek isteyen dış yatırımcılar, efendime söyleyeyim başka özellikle Avrupa ülkelerinden bakanlar filan, bunu yani kabine Allah aşkına yani siz şimdi bir Alman yatırımcısı, Volkswagen'ın bir üst düzey yöneticisisiniz ya da Amerika'da işte Monsanto'nun bir çok üst düzey yöneticisiniz, Coca-Cola'nın. Yani reklama girmiyor değil mi bunlar? Rütük'ten yok, ceza yer benim yüzümden. Ondan sonra olsanız, yani umurunuzda mı? Mesela spor bakanı değişti mi, değişmedi mi? Yani çok büyük merak konusu mu olur sizin için? Hayır, bir yere bakıyorsunuz. Yani herkes bir tane yere bakıyor. Ve bunun sadece de Türkiye'nin ekonomik durumunun İbrahim Kahveci yazmış bugün kararda 2023 hedefleri diyorduk 2003 hedeflerine ancak gidiyoruz filan diye. Neyse o onun yorumudur. Fakat sadece ekonomiye bakarak söylemiyorlar. Yine karardan örnek vereyim, yayın yönetmeni İbrahim Kiraz demiş ki bugünkü yazısında, makalesinde ailenin artık parti ve devlet yönetiminde etkili olduğunu söylemeye korkuyoruz. Evet demiş. Ama onun şimdi, sen de diyorsun ki beklenmiyor. Ben beklemiyorum. Evet. Çünkü şöyle bir ruh hali olduğunu gözlüyorum. Yani bir yerden bir hani iplik sökülmeye başlarsa devamı yani gelir. Yani bunu bir taviz olarak. Evet, bunu bir 17-25 hep akıllarda var. Yani orada bir açık verilse gider ama bu demek değil ki Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gitmez. Enerjiye tekrar geri gider. Yok, belki terfiyen başka yerlere gidebilir. Yani dışişleri. Cumhurbaşkanlığında belki bakarsınız yeni makamlar açılır. Ama sonuç olarak olur. Bu... Ama Berat Albayrak ismi orada kaldıkça, yani ne bileyim buradan giden yatırım raporları Türkiye'den dışarı diyecek ki ekonomi yönetiminde bir şey değişmemiştir. Burada şöyle bir şey var, bir de tabii AKP'nin yönetiminde isimlerin değişmesi falan ama şimdi düşünüyorum, ben ki yıllardır bu hareketi, sen de izliyorsun, kaç tane bana Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısının adını sayabilirsin? Yani ben Ankara gazetecisi, yani siyaset gazetecisi olduğum için biraz sayarım herhalde, sen biraz de sayarsın. Tamam. Ben mesela bilmiyorum. Ama aynı şekilde mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcılarının da tamamını sayamam. Hayır, şimdi şu anda. Ne bileyim, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de tamamını sayamam. Yani, Bakanlar Kurulu'nu mesela Bu kadar silik, yani ismini hatırlamadığımız bir Bakanlar Kurulu'nu ben hiç hatırlamıyorum. Yani 30 küsur yıllık gazeteciyim. İşte hatırlamıyorum. Mesela... Neden biliyor musun? Merak da etmiyorum. Yani gerçekten yani bu birkaç bakan dışında işte Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Hazine Maliye Bakanı birkaç bakan sayarız. Yani onun dışında merakımı da çekmiyor. Yani Turizm Bakanı Mehmet Bey yani en son şey yüzünden bir haberini okudum, dikkat ettim ya böyle bir şey olur mu diye. İşte Bodrum'da bir araziyi daha imara
açmışlar kendi izniyle. Onun sahip olduğu şirket kazanmış. Şimdi dünyanın herhangi bir yerinde bu ya hükümet falan düşürür ama ya bizde şu kadar haber oluyor eğer oluyorsa. Bir de yani kendini sürekli hatırlatan Tarım Bakanımız var. Ya mesela Tarım Bakanı değişirse bu gerçekten mesela dünyada bakıyorum ben biraz hani diplomasiyle de alakalıyım. Biraz dış ekonomik ilişkilerle de hani şeyim gereği, mesleğim gereği alakam var. Ya gerçekten kimsenin umurunda değil, alınmasın kimse yani. Ailesinin umurunda olur. Ya bizim işte hay Allah bak. Bir kardeşi de FETÖ'den içeride. Yani aile derken onu ben kastetmedim. Yani işte çocukları, neyse, annesi, babası ya ne güzel geçelim. Bakanlık yapıyordu. Bak bakanlığından oldu filan da o kadar yani. Dışa geçelim. Sen bir yakında yazdığın yazılardan birisinde Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini çok alarm veren bir durumda olduğunu söyledim ve bir an önce toparlanması gerektiğini vesaire. Yani şunu mu söylüyorsun? Türkiye bütün yumurtalarını ya da yumurtaların büyük bir çoğunluğunu Rusya'nın sepetine mi koyuyor diyorsun? Hayır, öyle demiyorum. Dediğim Türkiye'nin hani madem gıda örneği verdin yumurta diye ben de tost örneği vereyim. Yani Türkiye'nin Amerika ile Rusya arasında Suriye coğrafyasında tost vaziyetinde olup böyle İkisi arasında ezildiği görüntüsü var. Bugün sabahleyin yine Savunma Bakanımız Hulusi Akar yine bütün şey hani havuz takımı diyeyim flash açıklamalar. Neymiş filan merak ettim ben. Hemen tık alıyoruz biliyoruz ama hani açıyoruz yine neymiş filan diyor. Sözlerinde dursun Amerikalılar. Yani şimdi kaçıncı defa yani sen hani günlük haber yapıyorsun. Kaçıncı defa bunu söyledi? Kaçıncı defa yani 20. defa mı 30. defa mı söyledi? Amerikalılar sözünde dursun yoksa biz bir şey yapacağız. Şimdi burada hani enflasyon pardon, teorisi gibi duruyor. Araya gireceğim. Davutoğlu'nun müthiş lafı. Kimse Türkiye'nin gücünü test etmiyor. İşte insanın aklına neler geliyor değil mi? Yani herkes de test ediyor ama. Yani Türkiye'nin gücünü test etmeyen kalmadı ya. Kıbrıs Rumları test ediyor. Yani Türkiye'nin gücünü test etmeyen kimse kalmadı. Bunlar, çünkü burada hani bu ağızdan çıkan söz eskilerin bir lafı var ya yani söylediğin sözün esiri söylemediğinin efendisi olursun diye. Bunu anımsatıyor. Enflasyon gibi ya. Tedavüldeki para değeri ne kadar çok olursa değeri o kadar azalıyor. Bir lafı ne kadar çok söylersen değeri o kadar azalıyor. Peki orada sözünüzde durun derken Rusya'ya mı diyor? ABD'ye İkisine de diyor. İkisine de diyor. Üstelik ikisine de bağımlıyız. Yani ikisine de acayip bağımlıyız. Yani Amerika'ya zaten stratejik bağımlıyız. Rusya'ya da stratejik bağımlı olmaya başladık. Hem enerji sektöründe, hem askeri sektörde, turizm sektöründe, ne bileyim gıda ihracatında filan müteahhitlik hizmetlerinde say sayabildiğin kadar. Giderek bağımlı hale gelmişiz. Rusya'nın izni olmadan Suriye'de adım atamıyoruz. İdlib'deki gözlem noktalarımızdaki askerler resmen Rusya'nın hava savunması izin verdiği kadar korunuyor. Bazen ikmal sağlanamıyor işte geçen 9 numaralı kontrol noktasına olduğu gibi. Bu durumda durmadan sözünüzde durun yoksa diye cümleler kuruyoruz. Burada İdlib galiba yepyeni bir ara İdlib, hemen unutuluyor bakın, tabii. İdlib yani İdlib'i İdlib gitti. Esad alacak geri İdlib'i yani. İşte kendi toprağı zaten yani. Bu Halep. Benzer bir olay olmuştu biliyorsun. Türkiye orada da Halep'te bir nevi hamiydi muhaliflerin ve sonra bir anlaşmayla Türkiye çekilince Halep'i rejim Esad geri aldı. Şimdi bir yandan zaten Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız, egemenliğinden yanayız deyip ondan sonra Suriye toprağında sanki orası sizinmiş gibi işte yok fütuhat şiirleriyle bilmem posterleriyle enflasyonla nemle boğuşan vatandaşın dikkatini oralara bunun bir yararı olmadığı görülüyor. Yani biz Zeytin Dalı operasyonunu da Rusya'nın desteğiyle yaptık. Fırat Kalkanı operasyonunu da Rusya'nın desteğiyle yaptık. Yani tamam o Malazgirt zaferiyle aynı güne denk gelmiş olabilir. Ama o kadar. Peki bundan sonra ne olacak? Ne görüyorsun? Suriye'den çekilmeyecek ama Türk ordusu. Evet. Çekilmemek için Erdoğan her şeyi yapıyor. Yani Rusya'ya her türlü şey için 16 Eylül'de bu Astana süreci ve Soçi ateşkesinin toplantısı Ankara'da yapılacak. Öyle planlandı. Değişir, değişmez tarih bilmiyorum. Böyle planlama bu.
acaba ne konuşacaklar? Yani demek ki çok önemli bir şey var ki Erdoğan atladı gitti. O da orada gelmişken gel abi bak ben sana yeni model otomobillerimi göstereyim der gibi işte SU-35, SU-57 onları gösterdi. Ne oldu? Yani geri mi çekildi? Rusya durdurdu mu saldırıları? Hayır. Erdoğan Türkiye'ye döndü. Birkaç saat sonra bir Suriye uçağı gitti yine bizim bir kontrol noktamızın çok yakınına bombaladı. Yani değişen bir şey yok ki. Sonuçta Suriye toprağı mı İdlib? Suriye toprağı. Yani sonuçta burayı sen giremezsin diyemiyorsunuz yani. Suriye toprağı. Ha oraya oradan gelen göç bizi çok ilgilendiriyor. Yeni bir göç dalgası diyor. Bu göç dalgası diğerlerine benzemeyecek. Çünkü az önce sözünü ettin sen de Halep'in boşaltılması sırasında zaten yapılan anlaşmalarla işte sivil halk ve onlara eşlik edenler adı altında gidenler oraya. Yani fotoğrafları biliyoruz. Kalaşnikovlarla sivil halk yüzleri poşularla sarılı vaziyette Halep'ten İdlib'e geçtiler. Bunların arasında El-Kaide bağlantılılar, IŞİD bağlantılılar, adını bile artık telaffuz etmediğimiz her gün beşi kurulup beşi dağılan lejyoner örgütler filan bunların tamamı ona İdlib ve çevresine geçti. Şimdi bunlar buradan temizlenince bunlar nereye gidecek? Bunların arasında Rus vatandaşı var, Çeçenler filan Rus vatandaşı. Bunların arasında Özbek vatandaşları var. Bunların arasında Çin vatandaşları var. Uygur Türklerinden. Avrupalılar var. Kimse de bunları istemiyor. Zaten bu PKK'nın Suriye kolu, PYD filan bu güvenli bölge anlaşmaları falan sık sık ne yapıyor? Yani biz ya bu hapishanedekileri tutamıyoruz artık. Bırakırız diyor yani. Hapishanede binlerce IŞİD'liyi tutuyor bunlar. Kendi kontrol ettikleri tabii bölgelerde. En son Rakka'dan falan oldu. Aynen. Onların çoğu da Avrupa vatandaşı. Bırakırız diyorlar. Bırakırsak bunlar size gelecek peki, diyorlar. Tehdit ediyor yani. Murat sen hala iktidardan bir takım kaynakların var. Bu benim haber kaynaklarım tabii, var. İktidardan muhalefetten gazeteci şey yapmıyorum. Haber kaynakları. Tabii haber kaynakları. Yani görüştüğün. Evet. Şu Şam'la Ankara'nın artık doğrudan ilişkiye geçmesi fikriyatı dillendirilebiliyor mu? Evet. Yoksa hala ürküyorlar mı? Evet. Evet. Yani bütün sorduğun soruların cevabı evet. Yani ürküyorlar da evet. Kolay olmuyor. Çünkü yani katil Esad deniyor. Katil Esad dediniz. Doğru. Yani Esad'ın gayet kanlı bir diktatörlüğün başında olduğu da doğru. Bunu da şey yapamayız. Ama ya bir savaşa girdiğiniz zaman bu savaş ister doğrudan savaş olsun ister bizim girdiğimiz türden dolaylı bu vekalet savaşı dedikleri. Yani vekalet savaşı şudur. Yani izleyiciler için daha sokak deyimleriyle daha genel deyimler. Herkesin kendi haydutu oluyor. Herkes kendi haydutunu besliyor. Herkes kendi haydutunu melek karşıyı şeytan gibi gösteriyor. Bu kendiniz savaşmadan onları savaştırmak oluyor. Yani hani Amerika'nın da kendi lejyonu var. İşte Türkiye'nin de kendi lejyonu var. Rusya'nın, İran'ın hepsinin kendi lejyonları var. Yani lejyonerleri var yani. Paralı askerleri var. Tamam. Dolayısıyla bunlar savaşıyor. Şimdi her savaşın bir kazananı bir kaybedeni oluyor Ruşen ya. Hani kaybedince de hani satranç oynuyorsun, kaybediyorsun. Yani şahı verdiğin zaman kayboluyor. Yani hani ya ben şahı verdim ama bak vezir hala elimde dediğin zaman oyunu kazanmış olmuyorsun yani. Kabul etmek lazım. Yani sonuçta komşuyuz. Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünü, egemenliğini kabul ediyorsa başında Esad olsun, Mesat olsun neticede görüşülecek. Zaten dolaylı olarak Rusya üzerinden işte istihbarat örgütleri görüşüyor Rusya üzerinden. Bir bağlantı yok değil. Yani işte orada Astana sürecinde üç ülke asli şey. Astana sürecinde Suriye'de gözlemci. Amerika'da gözlemci. Yani işte Amerika'nın en son Amerika'nın gözlemcisi şu anda ne yapıyor biliyor musun? Astana süreci gözlemci. Ankara Büyükelçisi. Yani Astana sürecine Amerika adına müdahil olan kaç iki yıldır kişi şu anda zaten Amerika'nın Ankara Büyükelçisi. İyi bu yani. Suriye meselesini konuşurken şeyi konuşmak artık kaçınılmaz. Türkiye'deki Suriyeliler meselesi. Sen de görüyorsundur. Son dönemde yapılan kamuoyu araştırmalarında
insanların en çok şikayet ettiği tabii ki ekonomi, işsizlik vesaire, ama bildiğim kadarıyla artık Suriyeliler ekonominin hemen altına giriyor. Yani her partiden vatandaşın en büyük şikayetlerinden birisi haline gelmiş. Yani hatta bakıyorum, terör falan bayağı onun gerisinde. Neden? Sen neye veriyorsun bunu? Efendim? Sen bunu neye yoruyorsun? Ben açıkçası şöyle söyleyeyim. Sorunların gerçek kaynaklarını tanımlamaktan ürken insanların kolay hedef. Tabii yani çünkü... Yine bir atasözüyle süsleyelim mi bunu? Yani kusura evet. bakmasınız. Yani eşeğini dövemeyen semerini döver evet. diye bir şey evet. var. Ama şu ya da bu şekilde bu eğilim giderek artıyor ve baktığım zaman hani yapıyorlar ya partilere göre dağılım falan. Tabii ki belli partilerde daha fazla, belirlerinde daha az, ama sonuç olarak bu bir ortak bir zemin de oluşmuş durumda. Rahatsızlığın boyutları, dereceleri farklı olabilir. Hemen yollayalım diyenden şunu yapalım diyene kadar falan, ama bu Suriyeli, milyonlarca Suriyelinin varlığı Türkiye'de değişik statülerde ki Suriyelilerin varlığı çok ciddi bir sorun. Toplumsal bir soruna dönüşüyor. Mesela ekonomide yaşanan şeylerin nedenlerini sorgulamak yerine Suriyeliler nedeniyle işsizlik artıyor diyorsun. Halbuki yani evet. şöyle bir şey ya de şu kadar. Ya da işte yani. Suriyeliler nedeniyle ev kiraları artıyor diyorsun, araç fiyatları artıyor diyorsun. Yani lokal sorunlar genel sorun. Şimdi buradaki kırılma noktası ne? Yani doğru. Ben şimdi bakıyorum burada neden sonra değişmeye başladı bu algı? Ekonomik krizler. O bir neden. Ama asıl yerel seçimler. Şimdi yerel seçimlerde baktı Adalet Kalkınma Partisi ve aslında Milliyetçi Hareket Partisi'nin de söylemi son derece Suriyeliler karşıtı bir söylemdi ilk başlarda. Baktı muhalefet partileri sürekli buna oynuyor, senin söylediğine oynuyor. Yani İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, HDP girmedi o işe. Onlar buna oynuyorlar. Tuttular Süleyman Soylu İçişleri Bakanı olmak üzere İstanbul'daki Suriyeli problemini gidereceğiz. İşte İzmir'deki Suriyeli problemi. Bir anda AK Parti kitlesinin gözünde de Suriyelilerin işte başımızın tacı söylemi, algısı bir anda kırıldı. Aa, söylemek serbest demek ki. Yani buraya vurmak serbest. Bizim tabii son derece sığ havuz medyası buna atladı. Onlar bir daha Suriyelilere vurmaya başladılar. Çünkü serbest kaldı ya bir anda. Ya İçişleri Bakanı çakıyorsa, efendime söyleyeyim, başkaları çakıyorsa bize ne eksiğimiz var? Biz de başladık. Yani burada sadece İçişleri Bakanı'nın kabahatidir falan demiyorum ben bunu. Yani Adalet Kalkınma Partisi'nin bir muhalefetin hedefi olmama amacıyla pozisyon değiştirmesi barajın büyüğü bozdu yani. Peki ne olacak? Buradan nasıl çıkacak? Bu çünkü bir kere... Yani Suriye'deki her şey çözülse bile milyonlarca insanın oraya geri dönmesi falan söz konusu olamayacak. Şimdi bu Cenevre süreci görüşmelerine bağlı. Yani Rusya bu Astana sürecini Türkiye'nin de içinde bulunduğu zorluktan faydalanarak, ki bir uçak düşürme hadisesi vardı hatırlıyorsun, Davutoğlu emri ben verdim demese belki bu kadar ciddi bir krize dönüşmeyecekti iş. Yani yumuşatılabilecekti, ama çıkıp AK Parti grubunda emri ben verdim, düşürün dediği anda iş bitti yani. Neyse, Rusya çok güzel Astana süreci kurdu. Onu Cenevre sürecini, yani Cenevre'de Suriye'nin geleceği konuşuluyor. Birkaç sene öncesine kadar, birkaç senedir yapılmıyor bu görüşme. Yani şimdi yeniden yapılması için kapı aralanıyor. Rusya bunu işi soğutma ve Suriye'de iyice kontrolü ele alma. Özellikle batı kesiminde ele alma süreci olarak değerlendirdim. Müthiş, yani ileride herhalde diplomasi tarihinde okutulacak bir manevradır. Yani Rusya'nın bu yaptığı manevra Türkiye üzerinden. İran'ın oraya dahil olması tamamen Halep'teki şantajları nedeniyledir. İran, Halep'te o İdlib'e doğru giden cihatçı militanları öldürmeme karşılığında Astana sürecine girdi. Rusya tarafından alındı. Yani Türkçesi budur. Yani yoksa öldürebilirlerdi hepsini, giden bütün konvoyu orada yok edebilirlerdi yani. Yok etmeme karşılığında İran'da kendi şantajını yaptı. Girdi Astana sürecine. Şimdi bütün bu tablodan ne çıkar?
Yani Suriye bir yere doğru gidiyor. Suriye'nin toprak bütünlüğü kağıt üzerinde kalacak. Fiiliyatta kalacak mı? Bilmiyoruz. Şu anda kalmış değil. Yani burada bizim muhalefet partilerinin de yani git Esad'la el sıkış falan. Ya Esad ülkesine hakim bir insan değil ki şu anda. Yani Esad'ın Suriye üzerindeki egemenliği kağıt üzerinde bir egemenlik. Yani ülkesinin tamamına gidemeyen bir devlet başkanı. Yani ayak atamayan. Şu anda Rakka'ya gidemez yani. Esad Rakka'ya gidebilir mi şu anda? Gidemez. İdlib'e gidebilir mi? Çok zor. Ancak İdlib'i temizlerler, İdlib'e gider. Yani hani iki tarafla da yani ne Esad'la bu iş olmaz, o gitmeden olmaz demekte bir çıkış yolu var. Ne de ya git Esad'la el sıkış bak her şey yoluna git. Bunda bir şey var. Çünkü artık oyuncak kırıldı. Yani yeni bir oyuncak yapmak lazım orada. Yeni bir anayasa, yeni bir düzen. Orada Esad'ın yeri olur mu, olmaz mı o ayrı konu. Bağıs'ın yeri olur mu? Olur. Bağıs'ın yeri olur ama Esad'ın yeri olur mu bilmem, belki bir geçiş sürecinde olur. Murat, bitirirken Ekrem İmamoğlu'yla bitirelim. Nasıl buluyorsun seçildikten sonraki süreci sorayım? Seçildikten sonraki süreci biraz sorunlu oldu. Ama toparladı galiba. Yani özellikle bu işte sel, İstanbul'daki sel felaketi, niye Bodrum'a gitti falan, o süreçten sonra biraz toparladı galiba. Yani oraya kadar biraz hani PR ağırlıklı bir şeydi. Hatta bu Diyarbakır'a gidişi bile parti içinde biraz eleştiriliyor falan ama onun bir işlevi oldu. Yani hani bir köprüleme işlevi falan oldu. İcraatla öne çıkması tercih ediliyor tabii. Yani icraat mesela işte bu toplu taşımın 24 saate belli hatlarda çıkarılması, özellikle emekçi insanlar için, özellikle çalışmak zorunda olan kadınlar için yani büyük bir şey, yani sorundu önce. Yani buna benzer icraata yönelik hareketleri, sonra bu vakıflara, vakıfların haksız bir şekilde olduğu çok ayan beyan ortada olan paralarını kesmesi, bütün bunlar İmamoğlu'na oy veren kitlelerin beklediği şeyler. Peki sizin Ankara'da nasıl gidiyor işler? Ankara'da Mansur Yavaş daha sessiz, derinden ve daha gerçekten radikal adımlar atıyor. Daha icraata yönelik adımlar atıyor. Ankara'nın çehresi değişmeye başladı. Şimdi Ankara'nın, mesela Çankaya Ankara'da çok merkezi bir yerdedir. Yani bütün işte devlet daireleri, hükümet, işte büyükelçilikler falan, genelkurmay, meclis, hepsi Çankaya ilçesindedir. Çankaya ilçesinde CHP'nin oy oranı %70'in üstünde. Hiçbir şey yapılamıyordu biliyor musun? Çünkü Melik Gökçek en küçük sokaklara bile cadde adı veriyordu mesela. Cadde olduğu zaman o Büyükşehir Belediyesi'ne geçiyordu. Hizmet gitmiyordu. Hizmet gitmeyince ne oluyordu? Oradan biliniyordu mesela. Şimdi Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Yine çok fazla belediye yok Cumhuriyet Halk Partisi'nin de ilçe belediyesi olarak. Fakat birden çehre değişikliği başladı. Yani demek ki oluyormuş filan. Yani Kızılay bölgesi bir mezbeleye dönmüştü mesela. Şimdi bakıyorsun altyapı evet, çalışmaları başlamış, yapılıyor. Oralarda bayağı trafiğe kapatma falan söz konusu. Yapılıyor. Yani bir şeyler yapılıyor. Ama Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın üslupları gayet farklı. Yani Mansur Yavaş tamamen icraata yönelik bir şey yapıyor. Mesela o şeyi buluşu, yani buluş dediğim yanlış kullandım belki yöntemi. Hani belediye ihalelerini canlı yayınlama yöntemi. Şimdi pek çok yer tarafından yapılıyor. Belediye meclis toplantılarını canlı yayınlama. Bu insanlarda bir şeffaflık duyusu getiriyor. Hatta Ankara Belediyesi'nde olan bir sorun Mansur Yavaş döneminde yine o canlı yayınlardan birinde ortaya çıktı. Hemen şey yaptılar, önlemini aldılar. Demek ki işe yarıyor filan. Düşen maliyetlerden mesela şu ağaç şeylerini, ya bilmiyorduk bunları. Gerçekten şeffaflık olmadığı için bilmiyorduk yani. Biz gazeteci olarak bilmiyorduk, vatandaşlardan biz. İthal ağaçları yasaklayacağım dedi. Ya 5 katına mal oluyormuş. Aynı akasya ağacını efendim Mısır'dan, Almanya'dan, oradan buradan yandaş şirketler üzerinden ithal ediyorsunuz. 5 katına mal oluyor Ankaralı'ya. Şimdi 5'te birine hem de Türkiye'deki fidanlıklar çalışmış oluyor. Orada istihdam yaratılıyor bilmem ne.
Yani Ekrem İmamoğlu'nun icraata yönelik çalışmalarıyla öne çıkması onun işlevini de artıracaktır diye düşünüyorum. Murat çok sağ ol. Burada noktayı koyalım. Evet, Murat Yetkin'le içeriği ve dışarıyı, özellikle Suriye'yi dışarısı bağlamında, içeride de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının sorunlarını, yeni parti ihtimallerini konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize de teşekkürler, iyi günler.